Herkese merhaba dostlarım. Geçtiğimiz hafta videolarda ve de Twitter'da söylediğimiz gibi yükseliş trendleri önce Bitcoin ile başlıyor ardından majör altcoin'lere doğru akıyor. Yani Bitcoin %80 artı 25 binden 45 bin dolara çıkarken Solana, Avax, Injective gibi coin'ler 4-5 kat yükseldi. Biz de güzel paralar kazandık. Şimdi de marketteki para majör coin'lerden orta ve düşük hacimli altcoin'lere akmaya başlıyor. Özellikle de bunu Avax'tan çok net görebiliyoruz. Bu videoda AVAX ekosistemindeki en önemli projeleri inceleyeceğiz. Hem fiyat hedeflerine hem de analizlerine bakacağız. Çok hızlıca ekosistemin ana coin'i Avax'a bakarak başlayalım istiyorum. Anlatmaya başlamadan önce Coinantis takımına katılmak ve de kanala destek olmak için abone olmayı unutmayın dostlarım. Ayrıca bildirim zilini açarsanız kriptodaki en önemli gelişmelerden ve en erken fırsatlardan ilk siz haberdar olursunuz. Avalanche kurucusu Emin Gün Sirer'in olduğu dev bir ekosistem bunu zaten biliyorsunuz. Avalanche çok zincirli altyapısı ve eşsiz fikir birliği mekanizmasıyla 6500'e kadar işlemi 3 saniyeden kısa bir sürede doğrulayabiliyor. Bu da bir önceki boğada zaten onu 147 dolar ile 30 milyar dolar market değerine kadar ulaşmasını sağladı. Avax toplam arzı 440 milyon ve de 360 milyon dolaşımda. Bir sonraki kilit açılımı ise arkadaşlar 22 Şubat'ta olacak ve de tam 10 milyona yakın Avax'ın kilidi açılacak. Hemen analizine bakalım. 147 dolar seviyelerinden başlayan arkadaşlar düşüş daha sonra 9 dolar seviyelerine kadar sürdü. Şimdi arkadaşlar Ekim ayının ortalarında başlayan mini boğa rallisiyle diyebilirim. Yani 9 dolarlardan 41 dolar seviyelerine kadar soluksuz çıktık. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 saatlik bir breaker blokta mücadele veriyor arkadaşlar. Peki şimdi bizleri neler bekliyor arkadaşlar? Hemen onlarda çok kısaca bahsedelim bahsetmek istiyorum. Bitcoin'in de arkadaşlar 43 bin 44 bin dolar seviyelerinde şu an hani patinaj çektiğini biliyoruz. Bir miktar geri çekilme eğer gözlemlersek arkadaşlar avax içinde e, 32 dolar seviyelerine kadar geri çekilme görebiliriz. Ancak daha sonra halving ve de diğer ekosistemdeki olumlu koşullarla birlikte arkadaşlar çok rahatlıkla 44 dolar üstüne biz atacağımızı düşünüyorum ve de ardından arkadaşlar 53 dolar seviyeleri de bizler için oldukça önemli olacak. Ben marketin arkadaşlar boğa sezonunun sonlarına doğru 6.5-7 trilyon dolar seviyelerine zaten ulaşacağını daha önceden de söylemiştim. Avax coin için arkadaşlar hedefimi 70 milyar dolar seviyelerine kadar bir market cap'ine ben ulaşabileceğini öngörüyorum. Bu da bizlere arkadaşlar hedef olarak en az 200 dolar seviyelerine kadar yükseltir. Yani bir başka değişti işte arkadaşlar. Bu bölgelerden alım yapanlar bile en az 5-6 kat karı ceplerine koyacak arkadaşlar. Her düşüşte bence alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Gördüğünüz arkadaşlar topluluk zaten sağlam. Founder'ları da sağlam. Herhangi bir şekilde yani coin'in yok olmasına veyahut da e ekosistemi çekmesine izin vermeyeceklerdir. Ve de çok kısa bir sürede arkadaşlar 5 kata yakın değerlenmeyi de hep beraber gözlemlemiş olduk. Büyük coin'lerde her zaman bir miktar yer almanın çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ekosistemin diğer projelerine göz atalım. Bir ekosistemin olmazsa olmazı da tabii ki DeFi kanadıdır. İlk projem Bank. Bank Avalanche üzerindeki en büyük likitte protokolü. Protokolde kolaylıkla borç borç verebiliyor ve de ek getiri sağlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi platforma arkadaşlar, AVAX, Wrapped BTC, Wrapped ETH, USDC ve de Tether gibi coinleri depozit edip karşılığında borç alabiliyoruz. Key token bilgilerine baktığımızda da toplam arzının 7.2 milyar adet ve 4.2 milyar adetin dolaşımda olduğunu görüyoruz. Hemen analizine bakalım. Binance listelemesiyle de arkadaşlar 38 cent seviyelerini gören Key Finance daha sonra 0.4 cent seviyelerine kadar geri çekildi. Yani ayı piyasasında çok kan kaybetti arkadaşlar Avax ile birlikte. Daha sonra da arkadaşlar Avax'ın mini rallisiyle ile birlikte 0.5 cent seviyelerinden 3.7 cent seviyelerine kadar arkadaşlar güzel bir yükselişi gördük. Bizleri yakın gelecekte neler bekliyor derseniz ilk etapta arkadaşlar 4 sent üzerine ben atacağımızı düşünüyorum. Daha sonra da arkadaşlar bu bölgelerde ben kalıcı olacağımızı düşünüyorum. Az önce de bahsetmiştim arkadaşlar Avalanche ağının ekosisteminin en büyük DeFi protokolü. Bu da arkadaşlar onu çok üst sıralara yerleşmesini sağlayacaktır. Bu ağda arkadaşlar 70 sent seviyelerini ben göreceğimizi çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bu bölgelerden alan biri bile arkadaşlar 30 kat rahatlıkla yapacağını düşünüyorum. Hatta 1 dolar bile olsa arkadaşlar çünkü 4 milyar arzı var ve de bu arzı böyle yıllar içinde dağıtılıyor. 1 dolar serüvenini de zorlayabilir. Yani 4 milyar dolarlık bir market cap'i Avalanche ağının en büyük DeFi için belki de küçük bir miktar olarak kalabilir. Keycoin'de arkadaşlar çok güzel karlar bizleri bekliyor diyebilirim. Bence herkesin sepetinde mutlaka olmalı. Zaten o yüzden de ikinci sıraya koyduk. Sıradaki coin'im yine bir DeFi proje. Trader Joe. Sadece Avalanche değil, Arbitrum ve de BNB alanında da yer alıyor. Uygulamada swap, likidite ekleme ve de NFT alım satımı yapabiliyoruz platforma yatırım yaparak Joe Token kazanabiliyor ve de kazandığımız Joe'ları stake edip ekstra gelir elde edebiliyoruz. Toplam Joe arzı 500 milyon ve de 340 milyonu dolaşımda. Hemen analizine bakalım. Joe da arkadaşlar gördüğünüz gibi ayı sezonunda oldukça geriledi. 0.13 sen ne kadar geriledikten sonra arkadaşlar 70 sen seviyine kadar yükseldi ve de daha sonra da arkadaşlar son boğa koşusuyla birlikte tekrar eski seviyeleri olan 70 sentleri gördü. Şimdi arkadaşlar 62 sen seviyelerinde güç topluyor ve de benim fikrimle arkadaşlar 1.71 dolar seviyelerini çok kısa bir zaman içinde göreceğimizi düşünüyorum. Ardından da arkadaşlar bu bölgelerde bir miktar oyalanacağımızı düşünüp hemen ardından 2.71 dolar seviyelerine de çok kolay bir şekilde çıkacağımızı öngörüyorum arkadaşlar. Niye derseniz arkadaşlar Joe çünkü bildiğiniz gibi Avalanche ekosisteminin en büyük deksi yani merkeziyetsiz borsası. Bu yüzden de arkadaşlar market cap'inin en az 1-1.5 milyar dolar seviyelerine çıkacağını söyleyebiliyorum. Yani bu da arkadaşlar 4 dolar 5 dolar seviyelerini çok rahatlıkla göreceğimizi söylüyor. Zaten ATA seviyesinde 4.26 dolardı onun. Bence tekrardan ATH'i boğaz sezonunda göreceğimizi düşünüyorum. Yani tabii ki bu COO'ları alıp da burada stake ederseniz hem coin'in değerlenmesini beklersiniz hem de arkadaşlar içerideki stake ödüllerinden ek getirik kazanabilirsiniz. Sıradaki projem yine bir DEX. Adı Pangolin. Aynı trader Joe gibi swap yapıp de ekleyebiliyoruz. Proje Avax harici Evmos, Flare, Songbird gibi farklı ağlar üzerinde yer alıyor. Toplam PNG arzı 540 milyon ve de 200 milyon dolaşımda. TVL olarak John'un gölgesinde kalsa da bu o da arkadaşlar nasibini alacaktır. Farklı ağ entegrasyonları da arkadaşlar ilginç bir etki yaratabilir. Benim Pangolin için arkadaşlar uzun vade beklentim ise en az 2 dolar seviyelerini göreceğimiz yönünde. Çünkü arkadaşlar 2 dolar bile olsa yani market değeri 400-500 milyon dolarları bulacak ki bence bu da Avalan Çek ikinci deksi için fena bir sayı değil hatta düşük bile gelebilir. Bu anın sonlarına doğru 1 milyar dolarlara bile eğer ulaşması halinde arkadaşlar 3-4 dolar seviyelerini bile çok rahatlıkla görebiliriz arkadaşlar. Sıradaki projem bir memcoin adı Kok Inu. Biliyorsunuz mem tokenler de A üzerinde likitte geldikçe coşuyor. Kok da avaksın yükselişiyle birlikte çok kısa sürede onlarca X yaptı ve de biz de bu fırsatı değerlendirdik. Topluluk odaklı bir proje olan Kok'un toplam arzı 69 trilyon ve de tamamı piyasada. Karşılaştırmak için söylüyorum arkadaşlar. Geçtiğimiz aylarda Memcoin listelenmişti hatırlarsınız ve de büyük bir hype yapmıştı. Memcoin arzı 69 milyar ve de 9 milyarı dolaşımda. Memcoin yaklaşık 3.3 sen şu anlar. Şu an ve de kokun memeyi yakalaması demek en az 10 kat yapması demek arkadaşlar. Bu sezonda eğer hesaba katarsak bu da bence hiç zor değil. Yani kok bu bölgelerden yapacağı yükselişte en az 50x'i bizlere vereceğini düşünüyorum. Tabi önümüzdeki boğada da yani yeni mem tokenlarda gelme şansı var arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar unutmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu memcoin'ler bir furya gibi geliyor ve de bir anda herkesi sarabiliyor arkadaşlar. Sıradaki projem Avalanche. AVAX ağının en önemli launchpad projesi. Avalanche yeni projelerin adil ve de geniş dağıtılmasına önem vererek ön satışlarını yapıyor. Krabada Platypus gibi yüzlerce kat yükselen önemli projelerin ön satışları yapıldı. Platformda ön satışlara katılmak için Zava coinleri stake etmek gerekiyor. Bu da Zava fiyatına olumlu yansıyor arkadaşlar. Toplam arzı 100 milyon adet Zava coinlerin şu an 35 milyon dolaşımda. Zava Binance hariç bütün borsalarda listeli ve de ATS seviyesi 18 doların üstünde. Anlık fiyatı 1,47 dolar yani yaklaşık şu an 13 kat aşağıda arkadaşlar. Boğa ile yeni projeler çoğalacak ve de listelemeler de zaten artacaktır. Bunlardan en hızlı etkilenenler de her zaman Launchpad projeleri olmuştur. Her ekosistemden en az 2-3 ön satış platformunda yani içeride olmak lazım arkadaşlar. Avalanche'da bunların başında geliyor. O zaman sıradaki projem yine bir Launchpad olsun. Adı Colony. Tohum ve özel satış yatırım fırsatları ve airdroplar sunuyor. Aynı zamanda AVAX teşvikleri ve platform ücretlerinden paylar gibi geniş bir getiri dünyasında kilitlerini bizlere açıyor. Avalabs, Shima Capital ve de Heski Capital gibi önemli destekçilere sahip. Toplam arzı 150 milyon adet olan CLY coinlerin 100 milyonu dolaşımda. Avalanche gibi ön satışların çoğalmasıyla mutlaka üzerindeki trafik de artacaktır ve de CL coin'de stake edildikçe fiyatı artacaktır. Boğa'nın ayak sesleriyle zaten proje 6-7 kat değerlendi bile. ATH'ne ulaşması için arkadaşlar 8-9 kat daha yükselmesi gerekiyor. Şunu da söylemek istiyorum. Launchpad tokenlerinde maliyete çok fazla bakmamak lazım. Getirisi fazla olsun. Binlerce dolar kazandırsın. Yeter ki platform sağlam coinleri desteklesin ve de ön satışa getirsin. CL coinleri arkadaşlar MX borsasında alıp cüzdanlarınıza gönderebilirsiniz veyahut da borsada tutabilirsiniz arkadaşlar. MXC linkini videonun açıklama kısmına ve de sağ üstte zaten bıraktım. Sıradaki proje YieldYak, bir likidite ekleme platformu. Avalanche ile birlikte Arbitrum ağında da yer alıyorlar. Proje üzerinde A ve Bank Finance havuzlarına likidite ekleyebiliyoruz. Oranları da hiç fena değil. Ayrıca yak de hodl ederken ek getiri elde edebiliyoruz. Bu da güzel bir avantaj. Toplam arzı sadece 10.000 adet ve de tamamı dolaşımda. Yak fiyatı şu an 920 dolar ve de Avax'ın son günlerdeki ile son günlerdeki yükselişle tekrar canlandı. Proje ATL seviyesi olan 16 bin dolara ulaşması halinde 160 milyon dolarlık bir market cap'e sahip olacak ki bu da boğa sezon için bence hiç de zor değil arkadaşlar. Yani en az 10x ve boanın sonlara doğru 30-40 katları görebileceğimizi düşünüyorum. Tek sorun merkezi borsalarda listeli değil. MetaMask gibi sıcak cüzdanlar üzerinden şu an temin edebiliyorsunuz arkadaşlar. Sıradaki projem gerçekten çok sağlam ve de beklentim çok yukarı çıkardı. Adı Vector Finance. Avalanche destekli bir proje. Platformda Platibus ve Joe gibi birçok pullara sahip projelere Coin ekleyip getiri elde edebiliyoruz. 51 milyon arzın tamamı da dolaşımda. Market cap olarak da şu an oldukça düşük. Proje henüz boğa görmemiş olması benim beklentimi gerçekten çok ciddi bir şekilde yükseltiyor. Ayrıca proje sadece Trader Joe'da şu an bulunuyor. Mutlaka merkezi borsa listelemeleri de geleceğini düşünüyorum. Bu sepette arkadaşlar beni en çok heyecanlandıran proje diyebilirim. Altına notumu da düşmek istiyorum. Şimdi sırada arkadaşlar ekosistemin bir diğer lokomotifleri olan GameFi projeleri var. Üç tane projeden bahsedeceğim. Önce Shrapnel'den başlamak istiyorum. Shrapnel, GameFi ekosisteminin en yeni en büyük oyuncusu. Geçtiğimiz videoda da Big Time'a yer vermiştim hatırlarsınız. Shrapnel de o kalibrede bir oyun bence. E, 2038 yılında geçen bir First Person Shooter oyunu. Star Wars, Harry Potter, Red Faction gibi önemli oyunlarda çalışmış ekipler tarafından oluşturulmuş. 3 milyar arıza sahip ve de 250 milyonu dolaşımda. listelendikten sonra arkadaşlar üzerine de koya koya gidiyor. Bu sezonda ciddi işler yapabilir. GameFi sepetinize ben şimdiden fiyatına bakmadan ekleyin. Syrup Bybit ve de Bitget borsasında listeli eee yani iki borsanın linklerini aşağı bıraktım. Ciddi bir market kepe sahip arkadaşlar. Şimdiden Syrup için arkadaşlar benim fiyat beklentim de söyleyeyim. yaklaşık 3 dolar seviyelerini ben rahatlıkla göreceğini arkadaşlar düşünüyorum. Sıradaki projem Domi. Domi'nin en büyük avantajı arkasında arkadaşlar Animoca Brands yer alıyor. Proje Ay sezonunun ilk günlerinde listelendiği için ilerleyen süreçte yatırımcılarını üzdü. Son günlerde de AVAX'in yükselişiyle ise 20 kat değerlendi. Bu tarz gamefi projeler ekip arkasında durdukça kaybolmuyor ve de önemli yerlere tekrar geliyor arkadaşlar. Anlık fiyatı şu an 6 cent ve de ATH olan 30 cent'e mutlaka yükselecektir. Bu da en az arkadaşlar 5 kat yükseliş demek. 1 milyar arzının şu an 280 milyon dolaşımda yani 1 dolar seviyene kadar yükseliş çok rahatlıkla sergileyebilir. Ben gamefi projelerin bu arada tekrar yükseleceğini düşünüyorum. Ancak yeni çıkacakların eskileri de tahtından indirebileceğini de unutmamak gerekir arkadaşlar. Son projeme geçiyorum. Bir dönem flash gamefi projesi olan Pegaxy, şekilli atları yarıştırdığımız yakışıklı bir projeydi aslında arkadaşlar. Oldukça da geniş bir ekibe sahip. Listelendikten sonra 90 centleri gören PGX coin daha sonra 4 sene seriline kadar geriledi Son yükselişlerle 8 kat değerlense de ATL seviyesine gelmesi için arkadaşlar halen 30 kat daha yükselmesi gerekiyor. Bu da güzel kazanç getirebilir. Az önce dediğim gibi arkadaşlar GameFi projeleri yatırım yapmadan önce Twitter'dan vesaire mutlaka takip edin ve de topluluklarına katılın. Ekip aktif mi, topluluğu var mı gibi detaylar bence oldukça önemli. Twitter'da son dönemce pek fazla aktif olmadıklarını gördüm. Yani toparlarsak arkadaşlar kazancı yüksek olduğu kadar riskini bir tık diğerlerinden yüksek olduğunu söylemek istiyorum. Eğer yatırım kararı alacaksanız arkadaşlar sizleri üzmeyecek miktarda almanızı tavsiye ediyorum. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.